İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 1 Kasım 2013 Cuma, The Magpie dergisinin 13. sayısına geldik. Scratch projelerinde 13. sayıda kolay bir proje var. Haziran 2013 sayısı. 3. sayfaya gidiyoruz Contents bölümünden. Scratch Patch, Racing with Scratch, Learn How to Write Simple Video Games. 28. sayfada. Bir yarış oyunu yapmış. Çok basit. Difficulty Beginner, yani yeni başlayanlar seviyesinde bir program. Şöyle bir yarış pistinde bir yarış arabası var. Yukarıdan toplar ve Lego parçaları geliyor. Klavyedeki kursör tuşlarıyla yarış arabasını sağa sola ileri geriye hareket ettirebiliyorsunuz. Çarptığı zaman oyun bitiyor ya da yeşil bölgeye çim sahaya çıktığı zaman oyun bitiyor, tur bitiyor. Şu gri bölgelere geldiği zaman uyarıda bulunuyor. Böyle bir oyun, çok basit. Oyunun amacı aslında bu tip oyunlara bir altyapı oluşturmak. Çok çok kısa bir proje. İlk önce yarış arabasının sprite'ını yapacağız ve buna bir de çarpıştığı zaman oluşan arızalanmış, işte tekerlekleri yamulmuş, yön dönmüş bir versiyonunu kostüm olarak yapacağız. Buradan başlayacağız. Sonra kodlar çok kısa. Gerçekten şu yarış arabasını hareket ettiren kod çok çok kısa. Diğerleri de kısa kısa kodlar. Oldukça basit. Şimdi başlayalım bunu yapmaya. Şöyle araca bakalım nasıl bir şey yapmış. Evet, aşağı yukarı böyle bir şey yapalım. Yani bunun kadar güzel olmasa bile. İlk önce Sprite 1'i silerek başlıyorum. Şey, Delete. Ve Paint New Sprite diyorum. Ve eksiyle uzaklaşıyorum. Şu anda tam görünümde. Buraya sığacak büyüklükte yapacağım. Sonra küçültebiliyorum. Hemen gövdesini çizerek başlayayım. Şuradan koyu bir kırmızı renk seçiyorum. Line tool'u seçiyorum. Brush size olarak şuradakini seçeyim. Biraz kalın hatları olsun. Dış kontürünü o şekilde yapmak istiyorum. Ve şuradan başlıyorum. Çok fazla özenmeden yapacağım. Şöyle bir line'dan başlıyorum ve shift'e bastığım zaman şöyle 90 derece düşey ve yatay çizebiliyor. Şöyle buraya kadar çizdim. Sonra buradan tekrar basıp şunu undo'yla tam üzerinden başlatayım şöyle. Shift'te şöyle basıyorum. Şöyle. Şurada bir shift'e basmadan bu tarafa doğru bir kısım var aracın, onu yaptım. Buradan yine devam. Shift'le aşağıya. Bunu burada bıraktım. Tekrar buradan başlayıp şöyle sola doğru rastgele bir yere kadar çiziyorum. Önce sağ yarısını çiziyorum. Bunu sonra sol tarafa kopyalayacağım. Başka neler yapmam lazım? Aslında bir de arkada spoiler var. Rüzgarlık, onu çizeyim. Şöyle biraz geriye. Şuradan shift'e bastım. Buraya kadar çizdim. Biraz geçsin. Sonra şuradan tekrar bastım. Deminki hata yine yaptım. Undo. Şuradan ucundan başlıyorum. Klikledim. Ve evet. Yine var orada birazcık taşma ama olsun, varsın. Şöyle. Şunu da biraz daha uzatayım. Şuradan bir yerden tıklayıp undo, daha aşağıdan, tam ortası aslında olması lazım ama olmuyor. Neyse, önemli değil. Undo. Bir de öne yapayım aynı benzeri bir rüzgarlık. Aslında şöyle yapabilirim. Undo. Yarısının sileceğim için içi boş bir dikdörtgenle de yapabilirim bunları şöyle. Yarısını da şöyle çizeceğim. Şimdi dolu dikdörtgeni seçip içine şuradan şeffaf rengi aldığımda, şurada sol üst köşeden bir yerden mouse'la sol tuşu tıklayıp parmağım mouse'un üzerindeyken şu şekilde bir şey yapmıyormuş gibi ama aslında oraya şeffaf bir dikdörtgen çiziyor ve şöyle bunu tam ortadan yarım bir hale getirdim. Şöyle yaklaşıp şuradaki küçük pürüzler var. Onları da silebilirim. Çok şart değil aslında. Çünkü küçülttüğümüz zaman undo. Neyse, onları hiç düzeltmeye çalışmayayım. Çünkü büyük çiziyoruz, küçültünce o detaylar kaybolacak. Bundan bir tane stamp tool ile şöyle kopyalıyorum. Buraya kopyaladım. Ve select tool'la bunu seçip şu şekilde, bu select tool. Şurada flip horizontal var.
şuradaki şekilden de anlayacağınız şekilde bunu aynalıyor, mirrorluyor, mirror yaptı. Daha sonra üzerine geldiğinde şu elle bunu düzgünce yerleştirirsem simetrik bir görünüm oldu. Aslında bunu yapmadan önce şöyle yapsam, undo, 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 undo gitmiyor. Şuradan doluyla unuttuğum bir kısım var, onu yapayım. Şeffafı seçiyorum, şeffaf rengi. Şöyle burayı sildim. Şunu yapacağım. Bu spoilerlar, öndeki ve arkadaki rüzgarlıklar şöyle renk olarak aynı rengi seçeyim. Şunu seçtim. Ve dikdörtgeni alıp şuraya bir şekilde bağlı olması lazım. Onu bağlıyorum. Ama içi boşla yapayım onu. Şöyle. Bu da küçük bir parçayla şöyle. Evet. Şimdi biraz önce yaptığımı tekrar yapıyorum. Stamp Tool'la bunu buraya aldım. Select Tool'la tekrar seçiyorum. Şuradaki Flip'e basıyorum. Yatay Flip. Sonra içine girdiğinde el resmi çıktı. Şu şekilde. Biraz... Evet. Eğer tam hassas yerleştirmek isterseniz yaklaşıp şurada çizginin doğru olup olmadığını şöyle kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde tam simetrik bir yarış arabası kontürü oluştu. Dış hatları. Şuraya bir tane kokpit yapacağım. Kokpit için, yani pilotun, formüle pilotunun oturacağı kısmı şöyle bir elips yapıyorum ve bunu Select Tool'la seçip şöyle sınırlarından seçersem daha iyi olur. Şöyle bunu içine yerleştiriyorum. Bu da formüle pilotunun oturacağı yer. Bu da tamam. Şimdi içini şuradan kırmızı rengi alıp boya kovasını alıp şu şekilde boyadım. Burayı da boyayayım. Şuradaki küçük yerleri de boyadım. Tamam. Bu kısımlarına ben biraz tonlamalı boyama yapmak istiyorum. Şöyle renkleri switch yapıp, switch colors, iki rengim var. Onlardan şöyle açık pembeyi seçiyorum ve şununla, ya da ters çevirsem nasıl olur? Evet, böyle daha iyi. Şöyle biraz tonlamalı yapıyorum bunları. Tamam. Tekerleklerini yapayım. Tekerlekleri için siyahı seçip dikdörtgeni seçiyorum. Şuraya bir tekerlek yapacağım. Bunu dışarıda bir yerde yapıyorum. Şöyle şu ön tekerlek. Şu da şöyle arka tekerlek olsun. Aşağı yukarı biraz daha büyük ve biraz daha kalın. Bunu line'la da değil de yine şeffafı kullanayım. Yo, sınır çizmem lazım şuraya. Sınır çizebilmek için şöyle yapacağım. Önce şunu yapıyorum. Siyahın yanına bir de beyaz seçiyorum. Yine boya kovasını seçip şu en sağdakini seçtiğimde şuraya ortaya tıkladığımda bir parlama etkisi olacak. Tekerleğin bu üst kısmı sanki parlak gibi olsun. Bunu da yapacağım. Biraz daha farklı bir teknikle şunları kullanacağım, ama onu kullanabilmek için tekerleği ikiye bölmem lazım. Şöyle bir tane line'la şuradan bir yerden, ama beyazla değil, siyahla, undo, siyah, line, şuradan bir yerden şöyle ikiye böldüm. Shift'e basarsam tam kesin bölebiliyorum. Alt taraf daha büyük, altı kullanayım. Şöyle yapıyorum. Şimdi yine bu beyaz ve siyahı kullanıp Fill Tool, sıralarını değiştirdim, ortası parlak. Şunu kullandığımda, üçüncü sıradakini, şuradan tıkladığımda evet, bu şekilde bir tonlama yaptı. Sonra içi dolu dikdörtgeni şeffaf renkle alıp şurada sol üst köşeden bir yerden tutup şöyle üst kısmını siliyorum. Evet. Şöyle iyi. Sonra bunu biraz önce yaptığım gibi Select Tool'la seçip, yo, önce Stamp'le bir tane çoğaltıyorum bundan şuraya. Sonra Select Tool'la seçip bu sefer şuradaki Flip Vertical düşey aynalama yapıyorum. Evet, ters döndü. Bunu getirip buraya yerleştiriyorum. Yerleştirmeyi hassas yapmak için biraz önceki gibi şöyle yaklaşabilirim. Biraz daha yaklaşabilirim.
Öylece lastiğe yukarıdan şöyle hafif bir 3 boyutlu etki vermiş olduk. Herhangi başka bir tuğla geçtiğim zaman Select tool'dan da çıktı. Şimdi iki tane tekerlek var. Bunları diğer tekerlekler için de kullanacağım. Şuraya hızlıca bir kokpit yapayım. Çok fazla özenmeyeceğim vakit kaybetmemek için. Siz yaratıcılığınızı kullanıp istediğiniz gibi değişik yapabilirsiniz. Renk olarak şuradan bunu seçtim. Şöyle yatay. Bu çok fazla yakından oldu. Undo. Ve bir tonda açığı olan şunu alıp şurayı şöyle bir yatay çizgi çizdim. Şuraya da biraz önce yaptığım gibi siyah seçip ve yok siyah seçmeyeyim. Şöyle açık renk. Diğer rengi de şöyle yaptım. Ve şu iyidir. Bununla şuradan tıkladığım zaman evet. Sanki önden ışık geliyor. Orası parlıyormuş gibi etki oldu. Şuraya da hemen bir tane direksiyon çizeyim. Siyahla ve şöyle içi dolu bunun. İçi boşla çizmem lazım. Şöyle bu da direksiyon oldu. Ve direksiyona da aynı şeyi yapacağım. Şöyle şuradaki renkleri değiştiriyorum. Beyaz olsun bir tanesi. Diğeri de siyah değil ama şu en koyu rengi olsun. Sırasını değiştirip boyayı seçip şununla şuraya tıkladığım zaman bu da çok iyi olmadı. Siyah seçeyim diğer rengi. Siyahı seçtim ve sıralarını değiştirdim. Böylece bunu kullanabilirim. Şunu deneyeyim bakalım. Bu yine iyi olacak gibi sanki. Evet. Şuraya da bir tane pilotun kaskını temsil eden bir içi dolu siyah olmasın. Şöyle kahverengi bir renk olsun. Şöyle çiziyorum. Bunu da aynı şekilde aslında sarıyla şöyle bir şey yapabilirim. Evet. Kalan kısmında ne var? Şöyle koyu gri ile brush size'ı biraz kalınlaştırıp kollarını çizeyim bakayım. Bu çok kalın. Undo. Bir tane incesini alayım. Undo. Şöyle. Bu kolu oldu. Bu da diğer kolu. Bunları da hafif bir tonlama vereyim. Şöyle beyaz seçtik. Diğeri için yine siyahı seçeyim. Ve soldan ışık geliyormuş gibi olsun. Şöyle. Biraz derinlik katıyor. İçini de herhangi bir renkle mesela şu turuncuyla boyayayım. Çok çok önemli değil. Bu kadar detaya girmeye gerek yok aslında. Şunun ortasını da mesela yeşille. Evet. Ya da maviyle. Sadece renkli şöyle süslü bir şey olsun istedim. Burası tamam. Tekerlekler tamam. Bunu şimdi okey deyip kaydediyorum. Bunun sebebi şu. Bundan bir tane daha kopyalayıp bunu kaza yapmış şekilde top yapacağım. Yani tekerlekler çarpılmış şekilde görünecek. Birincisini edit deyip tekerlekleri yerine yerleştiriyorum. Şöyle. Buradan bu tekerleği stemple, damgayla şöyle alıp buraya koyabilirim. Neresi daha iyi olur? Nasıl olur? Şöyle olur herhalde, değil mi? Bu burada olsun. Bir tane de buraya. Ve yine stamp tool'la diğer arka tekerleği alıyorum. Ve onu da şuraya yerleştiriyorum şöyle. Çok güzel bir araba olmadı ama benzedi. Yine içi dolu dikdörtgeni seçip şeffaf rengi seçtiğimde bunu silgiyle de silebilirim ama böyle daha pratik oluyor. Şöyle hızlıca silebiliyorsunuz. Bir üzerine dikdörtgen yapıp. Ve son olarak da Set Costume Center burada bir yerde. Bunu arabanın arkasında şurada bir yer alıyorum. Orta hatta ve arkada. Buna okey dedim. Böylece bir tane araba oluştu. Bunun çarpılmış halini, kaza yapmış halini yapalım. Edit. Ve uzaklaşalım. Biraz önce yaptığım işlemi şöyle yapacağım şimdi. Tekerleklerin yerlerini şöyle kabaca
Şimdi şuraya koyduğun zaman arabanın üstüne çıkıyor. Döndüreceğim biraz sonra bunu. Şuraya koyacağıma şöyle biraz uzağa koyuyorum. Yeri burasıydı. Sonra diğerini de şununla kullan. Yok, bir tane daha kopyalayacağım için şöyle yapmam lazım. Bunu alıp şuraya bir yere koyuyorum şöyle. Bunların yerini değiştireyim. Burası lazım olacak bana. Bu arada arabanın yerini değiştirsem bile şuradaki set costume center'la diğeriyle örtüştürebilirim. Şimdi yapacağım şey şu. Select tool'la seçip tekerleklerin birine, sen öndekini seçeyim şöyle. Şuradaki döndürmeye bastığımız zaman mesela bu şekilde döndü. Tekerlek kırıldı. Yerinde bırakıyorum şöyle. Çünkü buraya koyduğum zaman arabanın üzerine çıkıyor. Ben arabanın kasasının altında kalmasını istiyorum. Yarış arabasının kasasının altında. Şunu seçiyorum ve buna da diğer tarafa döndüreyim bunu da. Şöyle rotate. Bu şekilde. Bu da burada dursun. Şöyle. Şimdi yapacağım şey şu. Arabayı seçip şöyle. Şurası dışarıda kaldı. Biraz daha şuradan seçersen daha iyi olur. Tekerleklerin üzerinin olduğu yere götürürsem şöyle. Tekerlekler kırıldığı için çok önemi yok nerede olduğunun. Şöyle. Evet. Şimdi aynısını bunlar için uyguluyorum. Şuradan Select Tool'la bunu alayım. Şuraya götüreyim. Ve bu da öbür tarafa dönmüş olsun tekerlekleri. Şöyle ön tekerlekler açıldı. Şuraya bir yere koyuyorum. Tam aynı hizada olması gerekmiyor. Şöyle olabilir. Çünkü kırıldı. Ve şunu seçip buraya getirip bu da diğer yöne dönsün. O da şöyle dursun. Şöyle geride dursun biraz. Tabi seçimi yapabilmem için şuradan bir hattı koruyabilmem lazım. Şimdi şöyle bunu o yüzden biraz uzağa alıyorum şöyle. Arabayı seçmek için şurada bir hattım kalması lazım. Bakalım kaldı mı? Evet, kalmış. Bunu alıp şöyle tekerleklerin olduğu yere getiriyorum. Şöyle siyahla bu millerin olduğu yeri de şu şekilde buraya bir şeyler çizebiliriz şöyle. Diğerleri pek görünmüyor zaten. Şunu da şöyle şöyle yapabiliriz. Karşıdan gelen nesnelere çarptığında önde bir çarpma efektini yaratacak olan bir şey yapalım. Patlama gibi bir şey olsun. Şöyle olsun, onu gri ile yapalım. Dış hattını, line'ı seçiyorum. Şuraya rastgele bir yıldız çiziyorum şöyle. Çok da düzgün olması gerekmiyor. Şöyle ve şöyle. Evet. Bunun için temizlemem lazım. Çok kolay. Hemen gidip şeffafı alıp fill tool'la şeffafı alıyorum ve içini şu şekilde tonlamalı olduğu için tonlamalı olanları birkaç kere de silebilirsiniz. Şöyle. Buraya biraz daha yaklaşayım. Daha yakından şuraya. Şurada bir tane nokta var, onu ve bunu ve şurayı siliyorum. Ve şurada bir iki nokta kaldı. Önemli değil. Şimdi geriye gidiyorum. Biraz önce buralarda tonlamalı yaptığım gibi iki tane renk seçiyorum. Birisi sarı olsun. Şuraya basıp bunların sırasını değiştiriyorum. Diğeri kırmızı olsun. Ve kırmızı orada da sarı dışlarda olsun. O şekilde bir patlama. Buraya tıkladığım zaman tabii şunu seçmem lazım. Burada sanki bir kırmızı bir patlama efekti var gibi bir şey oldu. Ve Set Costume Center'ı biraz önce yaptığım gibi diğer arabada şurada arka hattında orta hattına gelecek şekilde burayı Costume Center olarak belirliyorum. Okey dedim. Şimdi ikisi de üst üste. Bunu normal araba moduna çevirip bunda da şu millerini yapayım. Editle siyahla. Tekerlekler bir şekilde kasaya bağlanması lazım. Şöyle kalın siyah seçeyim. Line'la şuradan şöyle şöyle neyse. Buraya da yapayım aynısını. Çok düzgün olmuyor ama siz daha güzelini yaparsınız. Bunu fazla vakit harcamamak için bu şekilde yapıyorum. Şöyle.
Okey. Şahane bir araba oldu. Şimdi şununla buradaki Shrink Sprite var. Buna basıp bunu istediğim boya küçültebiliyorum. Üzerine tıkladıkça küçülüyor. Aşağı yukarı şu boy yeterli. Çünkü buraya şöyle bir yol çizeceğim. Onun için yeterli. Yola başlayayım o zaman. Şu Shrink Tool'dan çıkmak için beyaz kısımdaki boşluktaki herhangi bir yere tıkladığınız zaman normale gelir. Stage'e geliyorum. Arka plan. Edit diyorum. Ve aynı şekilde şuradan Line Tool alayım. Yol nasıl olacak? İşte şuradan şöyle başlayıp buraya kadar gelsin. Bunu da mirrorle yapabilirsiniz aslında şunları kullanarak. Şöyle yapalım. Şuradan bir tane buna paralel bir şerit çizeceğim. Şöyle. Aşağı yukarı paralel olması yeterli. Hatta şöyle ileriye doğru daralamasa daha bile iyi olur. Bunu şöyle kopyalayıp buraya bir yere. Evet. Açılarının aynı olması için, düzgün görünmesi için sadece. Buraya kopyaladım. Şimdi Select Tool'la seçip şuradan şuraya kadar şu flip'i kullandığım zaman böylece simetrisi tam olmuş oluyorum. Yani elle çizmek de bu kadar düzgün olmayabilirdi. Dış taraflara, şuradaki dışarıda kalanları yeşil çim bölgesini yeşille, şöyle koyu bir yeşil olsun. Şöyle boyuyorum. Şuradan bir yerden kaçtı. Onu bulmam lazım. Undo diyorum. Aşağıdan olabilir. Bunun için kaçtığı yer, kaçma ihtimali olan yerler. Çünkü bu boya kovası boşlukları buldu mu oradan kaçıyor. Bakın burada boşluklar var. O boşluklar için hemen fırçayla siyahı alıp şuraları şöyle kapattığım zaman buradan boya kaçmaz. Yukarıya gideyim. Ve şöyle sağa geleyim. En yukarıda problem yok. Diğerine bakayım. Bunda problem yok. Bunun altında da yoktur. Damgayla şununla kopyalarken biraz yukarıya doğru elim kaymış olmalı ki orada öyle bir kaçak noktası oluştu. Şimdi biraz önce olan olmayacak. Şöyle yeşili seçiyorum. Şu yeşili. Boya kovasıyla burayı yeşile boyadım. Evet, tamam. Burayı da boyuyorum. Tamam. Şu hatları da başka bir renkle boyayayım. Mesela şöyle bir renkle içlerini. Bunu şu şekilde buradaki evet bu siyah çizgiler iyi. Aslında içini bunun boyarsanız şu şekle dönüşür. Hattı şu şekilde yapabiliriz. Ama bana şöyle daha güzel gibi göründü aslında. Onu da boyayayım. Sadece bir tane dışarıda böyle bir hat olsun. Evet, şimdi yolu yapalım. Yolun orta kısmına bir önce siyahla şöyle bir çizgi çiziyorum. Tam ortasından bir yerden aşağı yukarı tutup Shift'e basıp şöyle bir düz çizgi. Hemen hemen ortada sayılır. Sonra bunu beyazla ve dikdörtgenle şöyle küçük parçalara bölüyorum. Yol çizgileri oluşuyor böylece. Yaklaştıkça biraz daha büyük çizgiler böyle. Tamam. Şimdi yola bir yine tonlama vereceğim. İleriye doğru parlasın. Yani şuradan bir renk seçiyorum. Arkadaki renk de daha koyu olan şu olsun. Sonra boya kovasını alıp şunu seçtiğimde ön renk açık. Şuradan bir yerden ortadan da olur. Tıkladığımda olmadı. Neden? Çünkü şunu seçmedim. Bunu seçmem lazım. Ha, pardon. Şunu seçmem lazım. Evet, ileriye doğru bu şekilde. Diğer rengi siyah seçersen nasıl olacak bakalım. Evet, biraz daha iyi oldu gibi sanki. Şimdi şu ortadaki siyahları beyaza boyamak ise şöyle. Dolu renkle kovayı alıyorum. Renk olarak da istersen beyaz seçebilirim ya da şöyle sarı bir renkte olabilir. Bunların içine dikkatlice şöyle tam içine gelecek şekilde boyuyorum. Ve burayı. Buradan dışarıya taştı. Çünkü siyaha ulaştı artık.
Onu engellemenin yolu ne olabilir? Sanırım olamaz. Boyadığım zaman muhakkak taşacak. Bu sarıyı biraz değiştirelim. Muhakkak orası öyle oluyor. Evet, onu andı. Evet, bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapacağım. Şu beyaz tekrar düz renkle bunun içini komple şöyle kademeli olarak düzeltiyorum. Burayı yeniden yapacağım. Şunları da şöyle sildiğim zaman ve şurayı da sildiğimde bu sefer siyah yapmadan beyazla yapayım direkt. Brush size'ı şöyle geniş alayım. Line'a geçtim. Renk olarak beyazı seçtim. Ve şuradan bir yerden tutup Shift'e basıp şöyle beyaz çizdim. Arka taraf şeffaf. Ondan sonra dikdörtgen dolu ve şeffafla şöyle araları boşaltıyorum. İçini sonradan boyamak yerine böyle bir şey yaptım. Buralara dikdörtgen, şeffaf dikdörtgen çizince böyle oluyor. Şimdi renk olarak da şu ikisini siyah, en üstte beyaz var. O yüzden biraz gri olmasında fayda var. Şöyle bu da gri olsun. Kovaya aldım. Şununla buradan. Evet. Böyle daha güzel oldu. Okey. Yolum hazır. Araba da hazır. Şimdi bunun kodunu yazmaya geldik. Kodu çok kolay. Sprite'ın içine giriyorum. Bir tane yeşil bayrağı alıp Sprite'ın içine. Bakın bu daha önce, bu da ilginç bir özellik. Kostümdeyken buradan bir tane kod aldığınızda buraya Scripts'e otomatik geçiyor. Ve bir tane sonsuz döngü koyuyorum. Forever. Forever döngü de şunu yapıyor. Eğer bir tane şunu koyuyorum. Sensing'den buradaki key space press'i alıp buraya koyuyorum. Bunu mesela up arrow yapayım. Up arrow'da, yani klavyedeki yukarı düğmesine bastığınız zaman ne yapsın? Change X'i, neredesin Change X? Tabii ki Motion'da. Change X by 5 desin. Yani yukarıya doğru X yönü, olur mu? O zaman şunu şey yapayım. Right arrow yapayım. Madem bunu koydum. Sağa doğru 5 gitsin. Bundan şimdi duplicate yapıyorum. Şöyle. 4 tane. 4 yön için birer tane yapacağım. Bunlar tabii çıkacak içinden. Bu dışarıya. Bu dışarıya. Bu dışarıya. Sağı yaptım. Solu yapayım. Left arrow. Yukarıya. Up arrow. Ve down arrow. Sağ ve sol için x'i kullanıyorum. Bunu çıkarmayacaktım. Eksi 5 yapıyorum. Eksi 5. Ve up arrow için de y kullanıyorum. Change y. Bunun altına bir tane daha change y. Bunlar da 5 olsun. 5 ve 5. Bunu sonsuz döngünün içine koyduğum zaman sürekli olarak burayı tarayacak. Ben eğer bu tuşlardan herhangi birine sağ, sol, yukarı ya da aşağıya bastığım zaman hareket edecek. Hemen çalıştırıyorum. Başladı çalışmaya, bekliyor tuşları. Evet, şimdi yukarıya oka bastım. Aşağı oka basınca da aynısı oluyor. Neden? Down, up, left bir yerde. Evet, şu. Şurada tam var. Down arrow'a basınca y'nin eksi 5 olması lazım. Buraya eksi 5 yazıyorum. Enter. Şimdi çalıştırdım. Oradan geriye geliyor. Evet, sağ, sol. İstediğim yöne gidiyor. Şimdi yapacağım şey, eğer şu sarı bölgelere gelirse uyarıda bulunsun. Dikkatli olun. Fransızcasını yazmış dergide. Program çalışıyor şu anda. Durdurayım. Sprite için yine bir kontrol koyuyorum şuraya. Yine yeşil bayrağı basıldığında yine bir forever döngüsü olsun. Neredesin forever? Yukarıda mısın? Burada. Bir tane if koyuyorum.
eğer sensing'den touching color, şurada touching color var. Eğer bir renge değiyorsa, hangi renge değiyorsa şuraya tıkladığımda bakın damla çıkıyor, göz damlası. Buradaki istediğim bir rengi seçiyorum. Bunu seçtiğimde bu renge değdiğinde bir şey yapsın. Şunu yapacak. Lux'tan say dikkatli ol desin. Sadece o. Ünlem işareti. Evet, çalıştırıyorum. Şimdi içeride normal yolun asfaltın üzerinde gezdiğim zaman bir problem yok ama bu yeşil bölgeye girersem, daha doğrusu sarı bölgeye girdiğimde dikkatli ol diyor. Ve sonra o kayboluyor yazı. Onu kısaltalım. Çok uzun. 0,5 saniye boyunca desin onu. Evet, çıkınca hemen gitmesi için tamam. Yeşil bölgeye girdiği zaman da şu olacak. Aynı şekilde buraya şunu yapabiliriz. Buraya ekleyebilirim. Dergide böyle miydi bilmiyorum ama buraya koyabiliriz. Bakalım nereye koymuş. Bu yön tuşları burada. Bu burada. Diğerleri de burada. Bunlar durduruyor çünkü. Yeşil bölgeye girdiği zaman kostüm 2'ye demek ki bir tane daha kontrol koyacağız. Evet, onu koyalım. Şurada bir yerde dursun. Şunun gibi aynısından. Aslında hepsi birbirinin aynısı. Tek bir forever'ın içine de koyulabilirdi bunlar ama ayrı ayrı yapmışlar. Yeşile basıldığı zaman hepsinin aynı anda çalışmaya başladığı anlamına geliyor. Buraya bir tane yine forever döngüsü koyuyorum. Forever yukarıdaydı. Ve şuna benzer şekilde duplicate. Bu sefer touching color'ı, bunu buradan aldım. Touching color'ı şu yeşili seçiyorum. Yani oraya girdiyse şu olacak. Bir şey demeyecek artık. Switch to costume 2'ye geçecek. Ve kontrolden stop all diyecek. Bakalım ne olacak. Çalıştırdım. Şimdi sarı bölgeye değdiği zaman dikkatli ol diyor ve yeşile girdiğim zaman araba kırıldı ve önde patlama işareti ikinci kostüme geçti. Şimdi tekrar yeşile bastığım zaman çalışıyor ama burada kostüm 1'e geçmesi lazım bir şekilde. Onu da şuraya koyuyorum. Lux'tan switch'li kostüm 1 olsun bir kere. Ve yer olarak da şuraya gelsin. Şurada durmasını istiyorum bunu. Kostüm 1'e geçirelim bunu. Tamam. Ve bunun motion'dan Y'sinin yerini öğreneyim. -173. Evet. X'i 0'da, Y'si de -170'te olsun. Şöyle sıfırlıyorum bunu. Böylece oyuna başladığımda şu şekilde kaza bile yapsam yeşil bayrağa başlanınca hop başlangıç pozisyonuna geliyor. Tamam. Bu böylece oldu. Şimdi sırada karşıdan gelen legolar var. Parçalar. Onun için yeni bir sprite alıyorum. Things'in içinden bir tane lego parçası alıyorum. İstediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Şu dergideki gibi olsun diye. Bu büyük tabii. Bunu şöyle küçültüyorum. Şuraya basarak. Şöyle. Beğendiğim kadar bir boyuta geldiğinde yeterli. Ve bunun içine yine kontrolde yeşile basıldığında yine bir forever döngüsü koyacağız. Nerede? Hep zor buluyorum bunu. Forever burada. Yukarıdan aşağıya sürekli olarak bu şöyle yolculuk yapacak. Yani burada bir yerde belirecek ve aşağıya doğru yolculuk yapacak. Sonra rastgele başka bir yerde belirecek ve buraya doğru inecek. Onu yapalım. İlk çalıştırıldığında şunu yapsın. Önce bir pozisyonunu belirlesin. Motion'dan go to x, şunu şuraya bir yere getirip dergide 160 demiş. Orada bir problem olabiliyor. Ona bakalım. Dergideki kodu şöyle incelersek bunun ilk geldiği yer
160'tan başlasın diyor. Şunun aynısını yazalım. Point in direction'da 180 demiş. Bu da şu demek. Edit'le girdiğiniz zaman kostüme bu sağ tarafa doğru bakıyor demek. Yani kedicikten hatırlayın. Bu taraf sağ. Yani normal pozisyonu o. Eğer bunu point in direction hemen yapalım. Şurada. Point in direction 90 yani sağ taraf olmuş oluyor sanırım. Right. Şöyle 0 derseniz bu tarafa bakan kısmı yukarıya doğru bakacak. Şöyle yaptığımda evet böyle yukarıya doğru bakıyor. Onu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Önemli değil. Şuna 160'a gitsin demiş. X'i ise set direkt setle yapmış. Ben onu şöyle yapacağım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster böyle yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Buraya pick operators'dan rastgele bir yer. Neresi olsun? Eksi şöyle bakalım. Nerelerden çıkması gereklerini. Şu sınırlardan çıkmasında fayda var. Yine o yüzden motion'dan bunun x'ini ve y'sini açıyorum. Ve şöyle getirdiğim zaman aşağı yukarı 140'tan 153'e kadar tam simetrik olmamış ya da şöyle kabaca 133-150 eksi 133 ile eksi 133 ile buraya da 150 yazalım. Rastgele bir yerde çıkacak. Forever'ı şimdilik yapmayalım. Yeşil bayrağı bastığında bu şekilde rastgele bir yerden geliyor. Aslında biraz daha daraltmakta fayda var. 120 yani eksi 120. Şuna da artı 120 diyeyim. Dergideki gibi. Point in direction da çok önemli değil. Önemli olan burada şuradaki döngüsü. Şöyle bir döngüye girdiği zaman önce 2.2 saniye bekliyor. Önce hide demiş. Hide'ı koyacağız. Show deyip şurada bir repeat until'e giriyor. Ben bunu şöyle yapmayı tercih edeceğim. Bunu bence fazla yazmış gibi geldi. Şuraya koyup hide'ı başlangıca koyalım. Lux'tan hide'ı şöyle önce buraya koyalım. Forever'a girdiğinde de şuraya hide. Şuraya da bir süre bekleme. Wait 2.2. 2.2 saniye beklesin. Show. Şöyle. Yanlış yaptım. Bunu buraya aldık. Bunu buraya aldık. Bunu da buraya aldık. Pardon bu show olacaktı. Lux'tan show. Sonra şurada bir tane döngü var. Bir repeat until. Eğer herhangi bir edge değinceye kadar kenara repeat until, repeat until, repeat until. Buradasın. Sense'den touching edge. Herhangi bir edge değinceye kadar change motion'dan y'sini eksi şimdilik biz 2 alalım. Ne olacak? Ondan sonra şuraya geldiğinde buradan yok olup lux hide şuraya buradan yok olup buraya gelecek ve 2.2 saniye bekledikten sonra rastgele bir noktadan bir daha çıkacak. Bakalım oldu mu? Bekliyoruz. 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 Hiçbir şey olmuyor. Neden biliyor musunuz? Şurada 160 problemi var. Bunu show'la bir önce bir bakalım neredeymiş. Bakın edge değiyor. Edge eğer herhangi bir edge kenara yani değiyorsa buradan anında çıkıyor. Yani bizim şöyle yapmamız lazım. Bunu yani burası da edge, burası da, burası da, burası da. Herhangi bir kenara değdiği zaman yok olacak. O yüzden şurada bir yerde bırakıp bunu motion'dan y'sini açıyorum. 150. Ben bunu 160 değil 150'den başlatmam lazım. Seçtiğiniz Lego'nun seçtiğiniz boyuna göre bu değişebilir.
Şimdi problemimizin çalışması lazım. Evet. Evet, buradan geldi. Aşağıya değdiği anda kaybolacak. Bir süre bekleyip tekrar geliyor ve rastgele bir yerden. Şimdilik aynı yer geldi ama değişik bir yerden gelebilir. Evet, buradan geliyor. Şimdi ikinci bir nesne yapmak çok kolay artık. Şuradan ikinci nesneyi alıyorum. İkinci nesne de şu topu seçmiş. Bunu alalım. Okey, sprite'ı geldi. Yine büyük. Bunu şöyle küçültelim. Herhalde bu kadar yeter. Ve buradaki script'i aynen bunun içine şu şekilde koyduğum zaman oraya da geldi. Ama ondaki süreyi değiştiriyorum. O biraz daha farklı beklesin. Aynı anda çıkmasınlar. Bunu 3 saniye dersen bir süre sonra çıkacak sahneye o. Şöyle yaptım. Bakın önce Lego çıkacak. Bir süre sonra diğeri çıkıyor. Sonra aralarındaki mesafe biraz daha değişmeye başlıyor. Şimdi sıra geldi. Arabayla kontrol ederken bunlara çarpınca çarpma etkisinin olmasına ve oyunun bitmesine. Oyun bu kadar kısa bir şekilde bitiyor. Şimdi onu nasıl yapacağız? Sprite'e geliyoruz. Şurada bir yeşil bölgeye bastığı zaman bir kontrol vardı. Bunun aynısını şöyle yapabiliyorum. Duplicate diyorum. Buraya koyduğumda Touching Color yerine Sensing'den Touching'i getirip buraya Sprite 2 ve Sprite 3 koydum ya, artık Sprite 2 yapabiliyorum. Ve kostüm 2'ye dönüp duracak. Sprite 3 için de bir tane koyabilirim buraya. Duplicate deyip bunu buraya koyuyorum. Sprite 3 için şöyle. Şimdi oyun tamamlandı. Buraya bastığım zaman başlangıç pozisyonuna geldi ve Legolar gelmeye başladı. Eğer buralara girersem dikkatli ol diyor. Şimdi karşıdan bunlar aslında yavaş geliyor tabii ama yine de çarptım. Çarptığın zaman oyun bitiyor. Tekrar Enter'a bastığın zaman başlıyor. Her şey yeniden başladı. Şimdi bizden istediği, bakın buraya girdiğim zaman, hatta dışarıya da çıktığım zaman oyun bitmiş oluyor ve yarış arabası bozuluyor. Sonra Enter'a basıp başa dönüyorum. Oyun bu kadar basit diyor ki derginin en sonunda. Buna diyor, bu aslında bir altyapı oluşturur diyor. Sizin yazacağınız şu son paragraflarda possible extensions, yani mümkün olan ilerletmeler, geliştirmeler bu oyunla ilgili. İsterseniz diyor buna diyor mesela ortadaki çizgileri, şu çizgiler, biz burada güya yarış yapıyoruz ama o çizgiler olduğu yerde duruyor. Sanki şeyde bir sabit bir yolda ileri geri gidiyormuşuz gibi oluyor. Halbuki yarışıyor olmamız lazım. Daha önce yaptığımız kurbağa oyununu hatırlayın. Onda kütükler nehirden soldan sağa doğru hareket ediyordu. Ona benzer bir algoritmayla bu şeritleri yukarıdan aşağıya, yol şeritlerini hareketli bir şekilde getirirseniz eğer, bunları da sprite'larla yapabilirsiniz. O zaman sanki böyle bir hareket ediyormuş pozisyonu olur. İsterseniz buraya ağaçlar yapabilirsiniz. Hareketi, animasyonu aynı buradaki şeritleri hareket ettirdiğiniz gibi, arada sırada onlar da geçerse sanki bir yolda gidiyormuş gibi olur. O da güzel bir efekt olur. Bu gibi geliştirmeleri yapabilirsiniz. Daha önce bundan daha zorunu, kaçıncı bölümde olduğunu unuttum ama kurbağanın nehirden karşıya geçmesi için yaptığımız oyunda, kurbağa oyununda kütükler için uygulamıştık. Onda sadece düşey olarak yapacaksınız bu şeritleri. Eğer buraya ekstra ağaç veya bir şeylerin de böyle hareket etmesini istiyorsanız o biraz daha farklı. Hem X hem Y'de de hareket etmesi lazım. Onu kendiniz bulup uygulama yapmaya çalışın. Diğer şeyler işte ses ekleyebilirsiniz diyor. Başka yarış arabaları ekleyebilirsiniz diyor. O tip bir yarış olabilir diyor. Bir de şunu söylüyor. Sadece yarış oyun olması şart değil. Space Invaders diye bir oyun vardı. Uzay gemileri, yabancı uzay gemileri geliyor. Siz aşağıdan vurmaya çalışıyorsunuz. Onlar gittikçe yaklaşıyor. Aynı mantıkla bu da yapılır. Bu bir altyapı. Yani çok basit bir video oyunu yazmak için bir altyapı. Ben küçük bir değişiklik yapacağım. Mesela şu "Say dikkatli ol" kaldırıp Sound'dan buna bir Sound Import dediğim efekt, tamam bu olsun, lazer. Nasıl çıkıyor? Çıkmıyor. Ses niye çıkmıyor? Evet. Bunları kullanabiliriz. Mesela Lazer 2'yi aldım. Ve burada Lazer 2'nin sesini çıkarsın. Şöyle.
Oyunu başlatalım. Evet, oraya değdiğim zaman bakalım. Ay be, kurtulamadım. Oyun da fena sayılmaz aslında. O kadar basit olmasına rağmen oynaması keyifli. Skor yapabilirsiniz buna. Evet. Dışarıya çıktığında çıkaracak olan ses farklı olabilir. Bunlar çarptığında çıkacak olan sesleri buraya koyabilirsiniz. Bir tane hemen koyalım. Importla papı koyayım bu sefer. Ne olsun? Şu nesinmiş? Bu güzel değil. Effects'ten papı koyalım. Evet, bu güzel. Kısa bir ses olmasında fayda var. Scripts'ten Sound Pop'u hepsine koyuyorum. Şuraya koydum. Buraya da koy. Hop, bunu değil. Until'danı koyuyorum. Ve şuraya da Until'danı koyuyorum. Ses de ekledik oyuna. Ve bitti. Gerisi artık size kalmış. Şimdi hareket ederken bunlara çarparsa hop ve diğer ses de çıktı. Çünkü sarıya da değdi. Tekrar Enter'a bastığımda oyun tekrar başladı. Ve ilerliyoruz, ilerliyoruz. Çarpmadan şöyle. Evet, yeşile de girdi. Oyun böyle. Bunu artık istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Buraya skorlar yaparsınız. İki kişilik yapabilirsiniz vesaire. Bu bölümde bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.